Homoseksüelliğe neden eleştiri getiriyorsun? Kardeşim, dünyayı saran ciddi bir felaket. Adım adım kapımıza yaklaşıyor. Televizyonlarda, eskiden programlarda biz böyle bir şey hiç görmezdik. Evet. Şimdi reklamlarda, orada, burada, filmlerde ballandıra ballandıra homoseksüellik anlatılıyor. Kapımıza dayandılar televizyonlar artık. Felaket kapıda. Aynı Hazreti İbrahim, Hazreti Lut devri gibi ya. Büyük bir felaket. Darwinizm bir yandan, homoseksüellik bir yandan, PKK komünizmi bir yandan, vatanı bölmek için atağa geçmiş alçaklar kendilerince. Avrupa'dan geliyor adamlar akın akın, Amerika'dan geliyor, Fransa'dan geliyor. Hem homoseksüel hem cinayetten zevk alan manyaklar. Bu felaket kapıda. Sen buna diyorsun ya, niye buna bir şey diyorsun ki diyorsun. Kardeşim, televizyonda bilmem her yerde bir kısmı şakayla anlatıyor. Bilmem ne yapıyor. Homoseksüelin şakası olmaz. Böyle çirkin bir eylemin, böyle korkunç bir eylemin şakası olmaz. Karşıda çıkamıyorlar. Dehşet verici bir şey bu. Bütün gücümüzle karşı koymamız gerekiyor. Ama ha, dövelim, sövelim anlamında değil. Hakaret edelim, aşağılayalım anlamında değil. Ama fiili iğrenç ve ahlaksızca, Kur'an'a göre. Bu açık. Bu adamın şahsına hakaret değil bu. Eylemin kendine hakaret ediyoruz. Adamın şahsı insan. Bizim ondan bir alıp veremediğimiz olmaz. Eylemin kendi iğrenç ve ahlaksız bir eylem. Bizim eleştirimiz o eylem. Eylemin korkunçluğu ve iğrençliği. Yani biz homoseksüel adamın şahsına bizim alıp veremediğimiz yok. Ahlaksız eyleminle alıp veremediğimiz. Eleştirimiz ahlaksız eyleme. O dehşet verici eyleme. Bu durduğunda o insanlar da kurtulur, dünya da kurtulur.